Hampstead'e hoş geldiniz. Kuzey Londra'nın en şık semtlerinden biri olan Hampstead, çevresindeki muazzam parklar ve sakin ortamından ötürü Hampstead Village yani Hampstead Köyü olarak da biliniyor. Doğal güzellikleri ve baş döndürücü mimarisiyle Hampstead, Londra'nın en müreffeh ve en pahalı semtleri arasında. Hampstead, sanatçılar ve entelektüeller için hep sakin bir liman ola geldi. Charles Dickens, Agatha Christie ve George Orwell burada yaşadı, eserlerini burada yazdı. Bugünün Hampstead'li ünlüleri arasında ise Tim Burton, Ricky Gervais ve Sting gibi isimler var. Sıra sıra uzanan bağımsız dükkan ve butiklerin arasında Hampstead'in en eski iş yerlerinden biri olan bir sahaf göze çarpıyor. İçerisi tavana kadar eski kitaplarla dolu. Dükkanın sahibi Keith Fox, Hampstead'le gurur duyan semt sakinlerinden biri. I've had the bookshop here for 42 years. We've had many famous people coming into the shop, of course. Peter O'Toole, Emma Thompson. We're very lucky in Hampstead to still have some extremely important houses. We've got Keats House. Off Finchley Road, we have the Freud Museum, where Freud lived, you know, when he came to England. Another great local character, of course, was Dick Turpin, probably the leading highwayman of his time. And of course, the Spaniards Inn was one of his great places to rob the gentry. 320 hektarlık kır ve ormanlık alana yayılan Hampstead Çayırı, Londra'nın en beğenilen doğal güzellikleri arasında ve kentin diğer parklarından çok daha farklı bir havaya sahip. Heather, çayırda görülebilecek birçok profesyonel köpek gezdiricisinden biri. I've been walking on the heath with my dogs for 30 years. 14 to 16 dogs a day. What's the point in going for a walk without a dog with you? It's not much fun. If it wasn't for the heath, I probably wouldn't live in London. You can sort of go in the open fields, bump into people and hang out, or you can just come into the woods and listen to the birds and just get away from it all. Çayırın cesur sakinleri arasında yıl boyu buradaki gölde kulaç atan, yağmur çamur dinlemeyen, hatta kışları göle girebilmek için buzları kırmak zorunda kalan yüzücüler de var. My name's Chris Rocco. I swim over the Highgate Ponds every day. I've been swimming there for 60 years. The people that swim over the ponds, they come from everywhere. They're solicitors, judges, painters, road sweepers, all sorts of people. 3 years ago, they asked me to find 15 people for a film, Tinker Tailor Soldier Spy, swimming with Gary Oldman, which I thought was really good. The best time of the year to swim, I would say every time is lovely. I mean, you've got the summer, you've got the spring, everything is quiet. And you go over there and it's beautiful. Hampstead Çayırı genişliği sayesinde Londra'nın atlı polisleri için de eşsiz bir eğitim alanı sunuyor. Özellikle de Olimpiyat Oyunları için son hazırlıkların yapıldığı bugünlerde. For the Olympic Games, the horses are probably one of the most visible police presences that you'll get. They're great security patrols, high visibility. We work with an animal day in, day out. You put your trust in that animal because ultimately your life is in each other's hands. I've definitely got a good partnership with this one. I hope I've still got them for years to come. Hampstead'in İngilizlere has bir cazibesi var kuşkusuz. Ama burayı bu denli özel kılan şey aslında işte bu göl, bu çayır. Hampstead Heath olarak bilinen bu bölge herkes için farklı bir şey ifade ediyor. Kimileri için spor, kimileri için iş, kimileri için bir filmden bir kare, kimileri içinse aşk demek burası. Ve Londralıların tümü için de Londra'yı Londra yapan yerlerden biri.